Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım, bir tanelerim, canım ablalarım benim, her şeylerim. Işık da sana vurdu da. Nasılsınız? Şöyle çıkayım ben. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler de şükürler olsun Allah'ıma iyiyiz. Ama şu an neredeyiz bilin bakalım, biliyorsunuzdur. Bir önceki videomu izlemeyenler izlerse çok sevinirim. Bir önceki videomda göstermiştim 3 katlı dubleks. Tabii biz sizlerin daha yorumları görmeden çekiyoruz bunu şimdi. 3 katlı dubleks evin temizliğindeyiz. Annemgil anlaşmışlar bu ev için temizliği. Annemgil demişler temizlik yapar mısın? Sana evi temizler misiniz? Ama bayanın dediklerini sen de duydun. Temizlik yapar mısınız demiş. Annemgil de tabii ki de yaparız demiş. Anam da hemen bana haber verdi. Geçen bükme yapmışlardı biliyorsunuz. Sağ olsun anam doldurmuş bükmesini, ekmeğini. Doldurmuş gelmiş. Biliyorsunuz evde benim görümcem falan da var. Çoluk çocuk. Hep beraber yedik. O gün bana söyledi annem. Dedi ki temizlik var. Böyle böyle. Şu fiyat. Şu şöyle. Dedi işte yapar mısın? Ben de dedim yaparım. Niye yapmayayım? Hani evdeyim ya sonuçta. Anamla bir oluruz. Bir şeyler. Ben de hani yaparım. Hiç yoktansa herkese şu an olduğu gibi bana da para lazım. Mecburen. Tamam dedim. Geldik. Tabii beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. Yine bir önceki videoda söyledim. Fiyat bakımı fiyat öyle. Konusunda, iş konusunda gerçekten berbat ötesi. Boya kazıyoruz şu an daha. Şimdi önceki videoda önce süpürdük, süpürmeye başladık. Önceki videoda en ayrıntılı bir şekilde gösterdim size zaten. Her bir köşenin boyasını, onu, bunu, her şeyi gösterdim. Şimdi tuvaletten başladık. Tuvalette banyodan ilk önce 20 güzel süpürdüm. Daha sonra boya kazıma yapıyorum. Anam hemen telefonu getirdi. Video çeker gibi, video çek diye. Çünkü anlatmış şey yani. Olsun diye hem. Hem de herkes gör. O zamanlarda bayağı gerçekten isteksizlik, video çekmemek, her şey bir arada. Bütün korku, bütün etmiş, duygular. Gerçekten karma karışık aynen. Kimsenin iyi değil ama benim de hiç iyi durumda değil. Hem bana aynen değişiklik olur diye. İnanın hiç içimden gelmiyor ama mecburen çekiyorum işte. Evet. Boya kazıyorum. Bayağı kazdım şimdi. Evet hadi bakalım temizlik başlasın diyoruz. Bu sesten de rahatsız olursunuz kesin. Ben de sevmiyorum ama şu köşeye bakar mısın sana zahmet? Şimdi süpürdük bakayım. Ama bak bunlar gitmedi. Boya kalıntıları var. Şöyle yapıp hemen o boyaları kaldırıyorum. Siz de bu. Tuvalet, banyo, üçü bir arada burası. Her katta tuvalet ve banyo var. Onu söyleyeyim. Her katta. Şurası gördüğünüz en temiz tuvalet ve banyo. Evet. Aa, orta kat berbat durumda. Şimdi tekrar ben böyle kazıyı tekrar bir süpüreceğim. Sonra bir ilaçlarım, bir köpürtürüm, bekletiriz. Diğer odaları yaparken sonra suyu tutarız, fıstık olur. Yani. Kat kat elden geçireceğiz. Evet. Şimdi ben şöyle kenarda köşeyi devam edeyim. Ben de başlıyorum hemen. Ben de şunu aşağı indireceğim. Orada alçı kalmış. Patlamış, çürümüş çuvalı. Ha şunu da söyleyeyim canlarım. Biz eve geldiğimizde temizlik malzemeleri bunlar vardı. Kendileri getirmişler villada. Ondan sonra bir tane çamaşır suyu. Daha sonra evet onlar kendileri almış. Şöyle bulaşık süngeri bir paket. Yüzey temizleyici, lavanta kokulu, bir tane de cif kremimiz var, limon kokulu. Bunlar da atlet ve bez türü şeyler. Sonra şöyle bir de temizlik bezimiz var 5 adet, bir tane de pas ve kireç çözücümüz var. Bunlar buraya yetecek mi? İnanın bilmiyorum. Çamaşır suyu da orijinal değil ha. Gül dalın domestos değil olsun ama bu da yapıyor. Temizlik malzemelerimiz de bu kadar. İnşallah yeter. Göreceğiz bakalım yetip yetmeyeceğini. Haydi bakalım canlar devam. Evet canlarım şimdi tuvaletim ve banyoyu çamaşır suladım. Güzelce bir sürttüm. Ondan sonra orayı artık bir dursun diye bekletiyorum. Sonra yıkayacağım sonra bir daha çamaşır sulayacağım. İki kez. Şimdi bu odaya geç. Çocuk odası yalım burası sanki ben. Yerleri kazıyorum mecburen çünkü hep boya var. Onları yapacağım. Daha sonra da süpüreceğiz. Sonra camları falan sileriz. Sonra şöyle kazıdı geldi akime. Şu dolabın kıyından başladı. Buradan kazıyarak böyle yerleri. Bakın kazdığı yerler nasıl belli. Toz çıkartmış. Ha böyle bunları boyaları kazacak. Ha şunu.
Nokta nokta. Aman hakime. Tuvaletin ilaç kokusu tabu ağzıma işledi ya. Valla mecbur yapacak bir şey yok. Şuna baksana anne yerlere bak. He bakıyoruz öyle. İnce ince küçük küçük. Hakime burası çocuk odasıymış hele. Dolabı var. Bir de tek kişilik yatak var. Canlar biz bu evi önceden de temizledik annemle. Evet. Burada oturduğumuz dönemde. O zaman merdivenler tahtaydı. Merdivenler fayansa dönmüş. Camlar tahtaydı. Camlar künefene dönmüş. Sıfırdan ev boyanmış. Dolaplar değişmiş. Tabii ki de biz tabii ki de boya lekeleri bir şeyler var. Normal. Öyle. Ama biz bilmiyorduk ki hakimi. Fiyat ona göre çekerdik. Görmedik ki değiştiğini bilmiyorduk. Ha, bunları bilmiyorduk detayları. Valla ben bilmiyordum. Hatta beraber marketteydik değil mi? BİM'deydik aradığında bayanın. BİM'deydik. Ne dediğimizi bile bilmiyorduk. Öyle. Ben de hemen şimdi camlara geçeceğim. Hemen bir su hazırlayacaksın. Camlara geçeceksin. Bizi tabii çeken olmayacak. Onun için görüşürüz. Canlar yerleri gazıya bildiğim kadar hepsini baştan sonuna kadar kazıdım. Yatak başlığının böyle bir tozunu falan aldım. Ondan sonra annem de şimdi camları siliyor. İlk bir kabasını tozunu aldı. Daha sonra devam edecek. Ben de şimdi sarı bezimi ısladım geldim. Şu gördüğünüz dolabı sileceğim. Şöyle bir güzelli içini dışının bir tozunu alacağım. Öyle öyle. Bundan da bir tane. Bu bez çok kıymetli. Onu cama kullan. Bez çok kıymetli. Yapacak çok az malzeme var ya. Ya. Devam. Evet canlarım. Şu an bir odayı bitirmiş bulunmaktayız. Ve tekrar bir daha sileceğiz. En sonunda kokulu suyla yani yüzey temizleyiciyle tekrardan sileceğiz. Zaten az önce de dediğim gibi annem güzelce camları sildi pırıl pırıl. Ben aynı şekilde yerleri kazıdım ve sildim. Dolabını, içini, dışını dolabını sildik. Yatak başlığını falan filan sildik. Bu odanın birini 3 katlı dubleksin bir odasını bitirdik şu an canlarım. Şimdi bir diğerine geçtik karşı tarafa. Burası oradan da büyük. İlk önce anam süpürüyor şimdi yeri. Ben de tekrar boyalarını kazıyacağım. Sonra da bu odayı da bitireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bir diğer odadayız canlarım. Şimdi yine annem camlara geçti. Ben de aynı şekilde yine kazımaya devam. Vallahi ellerim ağrıdı ya. Parmaklarım ağrıdı. Ama mecbur baksanıza. Bir de pembeye de boyanmamış ama pembe var yerlerde. Halbuki griye boyanmış. Ne bileyim vallahi anlamadım ben de. Hem beyaz var yerde hem gri var hem de pembiş de var. 3 renk var fayanslarda. Bunları da almazsak zaten olmaz. Yaptığım işi göstermez. Silersem iyi olmaz. Mecbur ben de tek tek kare kare fayanslarda kazıya kazıya gidiyorum böyle ha. Ne yapayım? Bismillah dedik. Başladık işimize. Allah'ım güç kuvvet versin. Allah'ım sağlık versin. Her şey olup gidiyor işte. Yeter ki önemli olan sağlık, huzur, mutluluk. Ben bunu her zaman biliyorum zaten. Bu önemli olan bunu bilmek. Heh. Şuna bakar mısınız canlar? Ben buldum bu arada. Bakın. Şöyle. Elbise dolabının içinde buldum. Şunlar. Evet, elbise dolabının içinde. Yırtıveren bir bulundu. Zaten şöyle. Bakın pembeyi görüyor musunuz? Evet, sabah hava çok güzel, güneşliydi. Şimdi bir tık böyle hava kapadı. Bakın. Bir tık karardı sanki hava. Burada aynı şekilde su döküldü de yıkanacak daha gazınacak. Oo, çok iş var çok. Vallahi. Ve bu odada bitti sonunda. Bitti de nasıl bitti bilmiyoruz canlarım. Vallahi yorulduk. Balkonu falan da sildik. Şimdi geçmiyorum yerler batmasın diye. Balkonu da güzelce yıkadık. Yine camlar falan filan derken yerler yine olduğu kadar pırıl pırıl oldu. Şimdi annem ta yukarı çıktı gördüğünüz gibi. Şu merdivenleri silecek. Ben de şu banyoya bir geçeyim dedim Allah'ın izniyle. Zaten önceden bir çamaşır sulamıştım demiştim sizlere. Bir daha bir elden geçireceğim. Şu dolabı molabı sileceğim.
Ondan sonra alt kata ineceğiz. Alt kata indiğimizde artık bir kahve içelim, dinlenelim dedik. Gerçekten hani iki oda yaptık evet ama o kadar çok yorulduk ki. Gerçekten hani boya kazımak, cam sil, dip bucak yani inşaat pisliği gerçekten zor. Şurayı ben bitireyim görüyorsunuz. Girçik girçik buralarda hep berbat oldu. Halledeceğiz inşallah bakalım. Canlarım, bir tanelerim. Mola verdik bir annemle şimdi. Saat 12.30. Birazcık elimiz ayağımız bir titreye verdi. Bir kahve içtik, içiyoruz. Bir de bir yandan da bir şeyler yedik, atıştırdık. Bir taraftan da ne yapıyorsun? Bir taraftan da videoyu paylaştırdım. Yorumları okuyorum anneme. Şu kadar istemişler, bu kadar isterlermiş diye. Gerçekten çok haklısınız sonuna kadar. Herkes, yazanların geneli 2.30'dan aşağı kesinlikle olmaz. 3'ten aşağı kesinlikle olmaz. 3.30, 4'ten aşağı olmaz deniliyor genellikle. Ama biz bir yerde yine yanlış yaptık o zaman. Çünkü biz çok ucuza gittik. O yazdıklarımızın hiçbiri yok. Annem de burada. Bura bomboş, beraber çalışıyoruz daha gibi. Evet. Canlarım size şöyle söyleyeyim. En baştan konuştuklarında daha evi görmemişler. Yani şu hali görmeden konuşulduğunda telefonda 800 TL istemiş annemdir. Söylemez olacağım hala kim ne? 800 TL istemiş. Söyleyecek mi? 400 bana, 400 anneme, 800. Bu şekilde yarı yarıya anlaştık. Ama biz görmedik, biz kaba teyze. Eve bir geldik. Aynen, eve bir geldik, bir gördük biz evi. Siz de gördünüz bir önceki videoda. Berbat, inşaat pisliği, boya pisliği. Görünce böyle olmaz dediler. Asla. Hemen artık annemle babam buranın hani tutan kişiyi tekrar bayan aradılar, bayanı aradılar, konuştular, böyle böyle durum diye. Geçmiş yalan değil mi videoda da? Duyulmadı tam da. Kadın pek inanmadı, o da görmemiş daha evi. Hocası görmüş galiba. Ben de bütün her yeri kısa kısa çekerekten videosunu çektim, kadına attım. Daha sonra kadın aradı, dedi ki ama haklısınız, gerçekten çok pismiş. Ama dedi, biz kaç istedik size söyleyeyim direkt. 2000 TL istedik biz canlarım. 1000 anama 1000 bana olaraktan yine. 2000 TL'ye temizleyelim burayı dedik. Kadın 2000 mi? Çok dedi. Hayır. Aşağı 2000 olmaz dedi. Aşağısını söyleyin. 2000 çok fazla oraya dedi. Evi siz gördünüz. Yorumları siz yazdınız. Buraya 2000'e hayır çok fazla dedi. Yeni tutuyorlar burayı. Babam da direkt dedi ki vallahi o zaman dedi başkasını çağırın dedi. Biz dedi o zaman gidelim dedi. 2000'den aşağısı kurtarmaz dedi. Burası ki mi? Millet şu an bana sizler yorum evet, yazıyorsunuz. 3000 aşağısı kurtarmaz diyorsunuz. Burası şey Yılmaz amca gibi 3. ev mi? Evet. Burası Yılmaz amca gibi 3. ev. İkisi yan yana ya orada ben sizlere göstereyim diye. Burası 3. evdir onların. Ne diyecektim? Biz de bilmiyorduk. Böyle içine gelince şaşırdık kaldık. Sizin yorumlara da daha çok şaşırdım ben. Yani anlayacağınız canlarım buraya annemle beraber 2000 TL'ye anlaştık. 3 katlı dubleks evi 2000 TL'ye temizleyeceğiz. 1000 bölüşeceğiz. Karışacağız 1000. Şimdi biz 3. katı bitirdik bu arada. 2. kata geldik. Orta gelince kattayız. Aynen orta kattayız. Bir dedik kahve içek birazcık kendimize gelek. Birazdan kalkacağız. Aslında orta katı mahkeme banyosu tuvalete çok kötü ya. Orayı ilaçlayacağız. Ne oldu biliyor musunuz mu? Hani benim ellerimde hep yaralar vardı ya. O Medine halanın oğlunun asker eğlencesi vardı. Oradan kına almıştım. Kına yapmıştım sizinle beraber. Kınayı yaktıktan sonra benim ellerim geçti. Allah'a şükür hiçbir şey kalmadı ellerimde. Ama ben unuttum. Sonra bugün 3. katın işte tuvaletini banyosunu ben yaptım. İlaçladım işte şey yaptım. Eldiven de yok. Ondan dolayı direkt ellerim bakın ama ortasına hakime hiç büzüştü ve ben sana temizledir miydim orayı? Tekrardan direkt çıktı. Zaten ben ilaçları yaparken hissettim. Kaşınmaya başladı. Direkt. Ve şimdi bak kendin görüyorsun ortasına. 5 gün zamandayken diyor. Gördün mü? Vallahi evet kız. Ben yine eve gidince unutmazsam hemen bir daha kına yakın. Kına gerçekten iyi geliyormuş bu arada. Geçirdi ya hiçbir şey kalmadı. İnanın gerçekten. Bugün işte direkt çıktı. Anında çıktı ellerimde. Öyle yapacağız işte. Ya Barış gelecek birazdan bu arada. Barış biliyorsunuz işten çıktı, ayrıldı. O da evdeydi. Özür dilerim. O da evdeydi. İşte şimdi Hamdan ablayla falan kahvaltı yapmışlar. Kahvaltı hazırlamış Hamdan abla. Çocuklar falan filan işte. Eldiven getirecek Barış. Hem de bize birazcık yardım edecek. Boya falan kazar ya da bileyim bir süpürü verir falan sağ olsun hani yardım edecek. Ben bir yardım uğraşan falan. Aynen. 2. katı da bitirir. Sonra artık
bu kata, yani mutfak olan katımıza geleceğiz. Burayı da yaptıktan sonra bugün bitiririz inşallah. Burada yerde pek boya yok ama orta katına üst kat çok kötüymüş. Biz işe başladık mı bayağı bir hızlı ilerliyoruz, yapıyoruz. Yani ben de terledim, geri giydim bunu, üşüdüm. Biz tekrardan başlayalım bakalım canlarım. 2000 anlaştık. Ama yani bir göstereyim bak. Buranın şeyde devam ediyor vallahi. Tuvaleti mi? Tamam, gösteririz çıkınca. Ve ikinci kata geldik canlar. Burayı da tekrar göstereyim. Bir önceki videoyu izlemeyenler için tekrar belki bu videoyu izlerler. Şurası balkonu. Burada bir oda var. Ve bir tane dolap var. Tabii ki burada bunlar da siliniyor aynı şekilde içi dışı. Eldiven unutmuşuz değil mi? Barış gelirken getirecek eldiveni de. Üşüdük kız, oturun. Asıl burada. Buranın lavabosu ve tuvaleti çok kötü. Bura çok kötü bura. Camız gibi. Bakın. Ya. Ver bak buraya. Yere bak yere. Gerçekten var dediğiniz canım, gibi canlarım. Hayır bir de burada rahat su alamayacağız. Bir şey değil hakime. Gerçekten dediğiniz gibi burası 2000 etmez. Etmez daha fazla yani. Etmez değil. Hatta yani 2000'den fazla dermiş. 2000'den fazla der işte. Etmezliyor. Hatta 2-3 kişi 5000 TL yazmış. Düşünün. 3000'den aşağısı olmayacakmış. Hakikaten doğru. Ama eğer ki 2000, beni mi görüyor seni mi? Seni. Eğer ki 2000'den fazla deseydik kadın yaptırmazdan o da var. 2000'e bile zor ikna ettik. Allah bayım bayan görmemiş, kocası görmüş, o tutmuş. Ama onu videosunu attık al size gösterdiğim yani, gibi. Kocası çekebilirdi yani. Kadın görmüştür. Kadın görmeden ev tutar mı? Kadınlar bakar bir yani o eve. Doğru. Bilmiyorum, o bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası. Yalan kadın söylemeyeyim şimdi. Kadın görmeden. Çünkü ilk nasıl sen bile ev bakmaya gitsen ya da ben gitsem ilk kadın bakar mutfağı nasıl, dolabı şimdi nasıl. Şimdi bana görüntülü atıyor mu görüyorlar. Ya da hadi buraya gelemedi aynen kocası görüntülü gezdirmiştir. Doğru. Ay biz de var ya çok fenayız ha. Gerçekten. Ama tövbe yarabbim. Kardeşlerimiz doğru yapmış. Haklısınız. Aynen. Haklısınız siz valla. Anne. Biz yaptık bir hata var. Anne. Orayı ilaçlayam. İlaçlı bir şekilde. İlaçlı bir şekilde dursun. Döktüm biz biraz şu odayı ve balkonu yapalım. Oradan buraya gelelim. Çift döktüm biraz. Hadi bakalım. Bunlara gidecek. Bir dakika. Bir bunu aşağı indirelim. Ama dökülüp gidiyor. Bak tepeden getirdim ben bunu. Başlayalım bakalım yine. Canlar şimdi merdivene geldik. Normalde şu kata gelmiştik. Burası bitti. Üçüncü kat bitti demiştim biliyorsunuz. Şurayı tekrardan sileceğiz tabii ki de. Şimdi merdivenleri ben tek tek boyalarını yine aynı şekilde kazıya kazıya aşağı doğru ineceğim. Annem de arkamdan sile 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 gelecek canlar. Ama da ya kaç kere demirini geçirdim. He demirleri var. Demirlerini de çok bununla yapmamaya çalışıyoruz. Çizmeyelim diye ama yine de biraz üstten alıyorum yani şey kabasına. Hakime cifliği böyle sildim bir köpüklü suyla. Çıkmıyor çıkmıyor ney. Gazacağız onlara öyle olmuyor işte. Hele hele bura şu arkamı berbat. Hele şurada berbat hakime. Birazcık. Biraz da bununla yapınca çiziyor da. Tel mi sürsek? Kuş, tel de çizer. Tel çizmez. He telle yap öyle in o zaman sen. Aynen. Ben de şuraları alayım, devam edeyim. Şu şekilde bakın kenarlarda da var. Ay sesi de sevmiyorum. Siz de kesin rahatsız oluyorsunuzdur. Kusura bakmayın. İşte böyle böyle ineceğiz aşağıya. Kapatayım o zaman. Evet. Kapatayım. Aşağı belli zaten. Bunları da bileceğiz. Arkadaşlar yorumlarınızı gördük, okuduk, ara sıra okuyoruz. Şimdi yine okudum. 5000 yazmış herkes. Evet. Siz haklısınız. 3000'den aşağı olmaması lazımdı bu evin hakkı. Gerçekten 3000 imiş. Biz bunları duydukça kendimizi kötü hissetmeye başladık. Başladık. Bugün zor bitmeyecek. Biter mi? Boya gazı bitmiyor. Ne diyecek? Ama bitireceğiz. Sizler diyorsunuz ki evi görmeden keşke evi görseydiniz de öyle alsaydınız. Ya bir anda oldu. Bilmiyoruz ki. Anam işte, beni ikna etti. Dedi ki hiçbir şeysi yok hakime dedi. Silip süpürüp çıkacağız dedi öyle bana. Sanıyorum. Çünkü biz bu evi daha önce bir temizlediydik hakime ile. Ama burada otururken de. Yenilenmiş. Ondan dolayı inşaat pisliği çok. Ama her yer dediğimiz gibi boya ya. Boyacı gerçekten mahvetmiş her yeri. Mahvetmiş. Bu arada ne oldu biliyor musunuz?
İneyim. Barış'ım geldi. Barış da geldi canlarım. Bana eldiven getirdi. Şimdi eldivenle yapıyoruz. Birkaç boya kazdı Barış da. Şimdi bir balkona çıktı. Dinleneyim ben dedi. Yoruldum dedi. Demedin mi? Geldi beni yalnız bırakmadı. Ama diyor yani bir daha al böyle bir şey yapma diyor. Yapma ya. Ne gerek var? Hani o da gördü çünkü evin pisliğini. İnşaat pisliği dedi. Çok zor. Kendini dedi yıpratma dedi. Sen kendin istedin diye kaldın. Yani. Ben sıkıldım. Bunaldım. Biraz değişiklik olsun. Kafam dağılsın diye istedim. Gerek yok. Aynen. Evin pisliğini temizleme. Ne yapalım? Öyle canlarım. Biz yine devam zaten ediyoruz. Zaten otelde yeterince temizleyeceğiz. Aynen. Otelde zaten temizlik. Temizlik. Ne yapalım? Sağlık olsun. Evet canlarım, daha devam ediyoruz. Dediğim gibi bunları da annem sürtüyor sürtüyor ama çıkmıyor şu pembeler, neyi bilmiyorum. Domestos şey yaptı. Diyor Barış buna hakime, neymiş o, kırmızı fırça uçlar oluyor ya. Onu yıkamışlar burada, bak hiç çıkıyor mu? Domestos yaptı, bir yıkadı çıkmıyor, cif yaptı çıkmıyor. Vallahi ne yapılacak ben de bilmiyorum, inanın yani çıktığı kadar artık çıkmış. Evet, çok kötü olmuş. İlk hali nasıldı ama yine ona rağmen çok çok iyi diyoruz artık. Ne yapalım? Berbat ötesi çünkü. Şöyle bir şuradan da mı bir yere çıkılıyor? He, buradan da balkon. Buradan da balkona, arka kapıya çıkıyor canlarım. Bakın böyle merdiven falan var. Vallahi bilmiyorum da bu evlerde pek yaşanılmaz ya. İn çık in çık in çık. Anca temizlik, başka bir şey yok buranın. Yani hiç iyi değil bence. Ben sevemedim ya. Evet, üst tarafın tuvaleti banyosu ben yaptım. Burayı da anam yapıyor. Aşağıyı da ben yaparım. Sıkıntı yok. Öyle şimdi camlarını falan da sildik. Daha devam ediyoruz canlarım. Bu videoda çok uzun olmaması adına. Çok teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Fatma'ya bırakıyorum sözü. Evet canlarım. Yani videomuzun da daha fazla uzun olmaması adına, sizleri de sıkmamak adına burada kapatayım diye düşündüm. Çünkü daha uzun işlerimiz var. Bu videoyu bayağı bir uzun olacak. Sizin de daha fazla vaktinizi almayayım. Sıkılmayın. Bir diğer videomda da devamını çekeceğim sizlere. Daha bitmedi temizlik çünkü. Devamını çekeceğim. O zaman size paylaşacağım. Güzel yorumlar için de annemin de dediği gibi teşekkür ederim hepinize. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın canlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.